Türkiye'nin NATO zirvesinin hemen öncesinde İsveç'in üyeliğine vize vermesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Rus basını Erdoğan NATO'da kimin patron olduğunu gösterdi yorumunu yaparken Amerikan gazeteleri Biden'ın ilk tepkisini Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşeceğine dair işaret olarak yorumladı. NATO'nun üye sayısının 32'ye çıkıp çıkmayacağı sorusu netleşti. NATO zirvesi öncesinde Vilnius'ta yapılan üçlü görüşmede anlaşma sağlandı. Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu onaylayacak. Tarih belli olmasa da İsveç yakın zamanda NATO'ya giriyor. Gelişme dünyada yabancı basının manşetlerindeydi. İsveç'te yayınlanan Dagens Nyheter gazetesi anlaşma tamamlandı. Türkiye onay sözü verdi. İsveç NATO'ya giriyor diye yazdı. Expresse gazetesi mutabakatın 420 gün süren yoğun müzakereler sonucu sağlandığını vurguladı. Alman Tagesspiegel gazetesi ise ilk sayfadan verdiği haberde Erdoğan ablukayı kaldırıyor. Görünüşe göre İsveç'in NATO üyeliğinin önünü açıyor ifadelerini kullandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi mutabakat haberini akşam saatlerinde sürpriz başlığıyla okurlarına aktardı. ABD merkezli The Washington Post gazetesi İsveç NATO üyeliğine daha yakın başlığını attı. Haberde Erdoğan'ın stratejisi haber manşetlerine hükmetmesine ve ayrıca tavizler almasına yardımcı olduğu yorumuna yer verildi. New York Times gazetesi ABD Başkanı Joe Biden'ın mutabakata verdiği tepkiye dikkat çekti. Biden, NATO'nun caydırıcılığını geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım demişti. Gazeteye göre bu açıklama Türkiye'ye F-16 satılacağının bir işareti. Rus Kommersant gazetesi ise Türkiye Cumhurbaşkanı NATO'da patronun kim olduğunu İsveç'e ve tüm dünyaya göstermeye karar verdiği ifadelerini kullandı. Haberde Vilnius'ta ana gündem maddesinin Ukrayna olacağı beklenirken Erdoğan zirvenin ana kahramanı haline geldi denildi. Yunan basını Türkiye'nin İsveç'e yeşil ışık yakma karşılığında ne kazandığına odaklandı. Katimerini gazetesi Türkiye'ye F-16 satışının önü açıldı ama şartlı diye yazdı. Haberde daha önce F-16 satışını veto edeceğini söyleyen Amerikalı senatör Bob Menendez'in tutum değişikliği sinyali verdiğine de dikkat çekildi.